Aynısındakini yutmadın mı daha? Hı? Hakan. O değil, küçüğü değil, büyüğü bile yutmadı ki ağzındakini daha. Baksana. İsmail sabah kahvaltıları meşhurmuş. Bir saat sürer. Ağzında ne var? Börek. Zeytin. Peynir. Peynir ve börek mi var? Evet, İsmail peynire bayılan bir çocuktur. Aşırı derecede sever. Değil mi? Bak bak bak. Sen nereye yaşlanıyorsun? Ne? Sen nereye yaşlanıyorsun? Herkese merhaba, herkese günaydın arkadaşlar. Hepimize günaydınlar diyelim. İsmail size el sallayarak günaydın diyor. Çünkü ağzındaki lokmasını daha yutmadı. İsmail yemek yerken biraz zorlanan bir çocuk. İsmail yemek yemeyi sevmez. İsmail'e sen sabahın akşama kadar yemek verme, İsmail yemek yemez. Ben acıktım da çok zor, ender acıktım der. İsmail havayla beslenen bir çocuk. Şekil ağda gözüktüğü gibi zayıflığa bak. Yuttu. Sonunda yuttu. Allah'a bin şükür. Gerçekten. Hadi elin, sen biraz sonra elini yüzünü yıka, dişlerini fırçala, giyin, çıkacağız. Berin teyzemlere gideceğiz değil mi? Berin teyzesine gideceğiz. Neden? Çünkü teyzemler oraya geliyor. Ebru, Berin nereye geldiği için, kardeşime geldiği için oraya gideceğiz. Normalde bize geleceklerdi ama annem bildiğiniz gibi 5 kat yukarıya çıkamadığı için merdivenlerden. Ben kardeşime geçeceğim. Çocuklarla beraber biraz sonra hazırlanır çıkarız zaten hep beraber. Evet, bayram bitti. İşbaşı başladı. Dershaneler başladı. Feyzan da dershaneye başladı. Feyzan da dershanesi başladı. Sabah erkenden kuzum kalktı gitti. Feyzan'ın sabah altta kalkmaları yine başladı. Feyzan, pardon, altta kalkmıyor. Bak bak. Benim değil. Gel yardım edin. 6.30'da kalkıyor Feyza. Feyza, neden 6.30'da kalkıyorsun dediğim zaman anca hazırlanabiliyorum dedi. Yani bu hazırlanma dediğim yemek yemedir şey değildir. Feyza'nın kılık kıyafet ve saç hazırlanması. Muhteşem ötesi bir saate geçer. Bu huyu kime çekmiş? Kime? Ebru teyzesine. Ben hiç öyle bir insan değilim. Benim de öyle bir insan değilim. Benim de hazırlanması 5 dakikadır. Benim de hazırlanmam 5 dakika ama Ebru'nun dediği gibi hani bu kötü olarak algılamıyor bunu kesinlikle. Seviyorlar. Gerçekten seviyor. Feyza hazırlanırken böyle bir saat uğraşmaya büyük bir zevk alıyor. Saçından tutun tokasına kadar, küpesine kadar, kolyesine kadar, yüzüklerine kadar, çorabına kadar dikkat ederek giyer Feyza. Ebru da aynı şekilde bu konuda Ebru'ya çektiği için ben memnunum. Dikkat et. Sonuçta genç bir kız, annesi gibi olmasın. Anasının hazırlanması 5 dakika. Giyer çıkar. Saçlarını toplar gider. Bak mesela bu saçları ben boşuma sarı yaptırdım. Biraz öyle oldu ama inanılmaz derece sıcaklarda saçlarımı salamıyorum. Mecbur olmadığım sürece saçlarımı salmak istemiyorum. Bugün bile artık saçlarımı salmayacağım çünkü inanılmaz derece bir sıcak var. Saçlar beni yakıyor. Felaket derecede yakıyor. O yüzden saçlarımı sürekli olarak topluyorum. Kışa doğru artık saçlarımı salmaya başlayabilirim. Sarılarım o zaman anca gözükür. Değil mi anneciğim? Bak ablamla zıt. Ablam yemek yeme konusunda 5 dakika, ben 1 saatim. Benim hazırlanmam 5 dakika, ablamın 1 saat. Ama sen erkeksin. Senin hazırlanman 5 dakika. Normal. Sen ezelden beridir yemek yerken ağzını tutan bir çocuksun. Ay senin suratına ne güzel baktı ya. Gel. Ebru teyzesi Hakan'a hayır dedirtmeyi öğrendi. Hayır. 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 Ebru teyzemin demesini bekliyor. Evet, Ebru'nun demesini bekliyor. Ebru hayır dediği zaman Hakan da hayır diyor. Ebru hayır diyor. Ay sarılarak ay abisini çok seviyor Moys. Elektrik süpürgemiz ortada. Şimdi giyinip hazırlanıp çıkacağımız için bir yandan Hakan'ın karnını doyurmaya çalışıyorum. Bir yandan aslında evi sildim, süpürdüm. Şimdi sofra bezini topladığım için, sofrayı topladığım için şu halıyı tekrar süpüreceğim. Anca evimi tekrar süpürür, hemen bir süpürür, çıkarım hemen. Akşam geldiğim zaman iş olmasın. Akşam geldiğim zaman ev işi yapmayı pek sevmiyorum. O yüzden de her şeyimi yapıp öyle çıkayım dedim ki. Şimdi süpürgemi de toparlayacağım. İsmail hemen dişlerini fırçalayacak. Üstünü değiştirecek. Yavaş yavaş biz de çıkarız artık herhalde. Değil mi Hakan?
Nereye geldik biz? Teyzeye mi geldik biz? Beri teyzeye mi geldik? Uykusu var bence onun. Uykusu yok o çocuk. Hemen uykusu var diyorsunuz. Bak esniyor bak. Esniyor. Uykun mu var annem senin? Kara kuzum. Geldik mi? Geldik. Dur bir köyce biz bir çıkayım. Bir çıkayım. Hoş bulduk. Teyzen geldi mi? Geliyor mu? Geliyor. Kaçıncı kattasınız? Aşk geldim. Anam annem geldi. Feren annene çocuğu. Yakalamıyor çocuğu. Ebru nasılsın? Evet ama biz asansörü bekledik Ebru. Hoş bulduk Teyzen. Gibi oynuyor gözleri aynı. Bak. Aynı hakikaten onun gibi oynuyor gerçekten. Yalnız onun gözleri kalp de bizimki badem. Bir şey desene bir. Efendim? Hayır. Ama hayır, yanına yaklaştı yarın da. Hayır diyor çok hayır güzel. Hayır demeyi öğrendi. Allah aşkına. Aa ama. Çok güzel hayırdan. Dur bakayım. Hakan. Ecin çekin bir teyze. Hayır. 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 Diyecek bir şey. Hayır. Hayır. Sen şimdi dur diyesi gelmedi de. Evet. Geçen arabada ne güzel diyordu. Ay, dediğimden beri hayır. Hayır. Şimdi hayır öğrendi. Sıra evet. Karabecim yavrum. Hayır de annenle doğsun. Ama Ebru dediği zaman hayır diyor yalnız. Evet. Biz söylediğimiz o zaman söylemiyor. Oh güzelliğin oğlumun. Hayır anneanne çocuğum. Hayır de. Hayır. Bacakları yiyelim. Bunları yiyelim. Bunları dudağımları yiyelim. Dile bak dile. Getirin evet. Bir mandal. Dilini mandal alayalım. Aynen. Mandal yiyecek ya çocuğumun dilini. Ama hayır deyince de sana bakıyor sadece. Evet. Şimdi kapıdan girerken de dış kapıdan. Bana bakıyor hayır. Ebru senin adın hayır. Hayır teyze kalacak. Hayır teyze. Daha dur neler öğrenecek. Çıkmış bunu kaldırın. Oyuncak parçası mı? Çıkarmış. Şu kolunu çıkardı da ağzına. Alalım. Küçük oyuncakları uzak aynen. Bundan. Biz az önce küçük oyuncakları boşalttık. Bizim odaya koyduk. Aferin benim teyzeme. Isısın ama. Yorgunluk yok herhalde anne. Isısın. Hı? Yorgunluk yok herhalde sen. Siz gelmeden uzanıyordum ben. Yorgunluğunu yavaş yavaş atıyorum. Aynen. İki güne kendine aynen. Tavsiye ederim kızım. Ben almayayım, hiç almayayım. Ben hiç gelemem. Hele bununla çok güzel. Aa, o hiç gelmedi. Ben onunla Ebru'yla konuştuk. Köye bile gidesim yok şu anda hiç. Aynen diyor bana köyde durmuyor falan durmaz etmez. Zaten bir geldiğimde o zaman daha ufaktı. Yürüteşte durmuyor çocuk ne olacak? Yani. O da haklı. Bir yolda dar küçük oradan oraya oradan oraya sıkıldı. Düşünsene Ebru şimdi bu emekli yürüteşte yok. Mutfaktaki her şeyi dağıtırdı. Aynen. Ama anne böyle yürü. Şey olacak. Aynı biz anlaştığımız gibi 18 yaşında gelelim biz. İyi de anneler. İyi sen yürümeye başlasın bakalım. Şey olursa. Köyde şey bunu salacağım bahçeye. Evet. Toprakla oynuyor oynuyor. Aynen. Yuvarlana yuvarlana. Kediydi köpekli derken. Bak. Senin nereye gidiyorsun? Dala. Ejim şey yapacak takip edecek. Ejimle evet. Beraber. Senin Loki'nin oraya salacağım bunu. Bağışın arasında. Loki ile Pofidin'in arasında bırakacaksın. Zaten akşama kadar onlar. Bir bireylense çeker, bir bireylense çeker. Böyle yuvarlarlar onu. Aşağı yukarı gider. Tam onluk aslında. Kedi köpek çok güzel olur da. Bir de tavukları kovalasa tam. İşte o tam bir çocuğun orada öyle şey var. Şey Ecrin geliyor mesela. Sıkılmıyor orada. Oydu evet. Buydu. Benim peşinden benim geliyor. Uzun da gelecek. Evet teyzeciğim. Ben annesiyle gelecek. O anneciğimi bırakamıyorum. Yakışıklı olmuyor. Yine buldun en rahat yeri. Baktım. Anasının kucağı. Evet. Benim kucağımda böyle yatmıyor. Derin su. Yatırmıyor. Yatırmıyor mu kız? Yatırıyorum aşk olsun dersi. Nasıl yatırmıyorum? Aa, kucağımdan düşünüyorum. Bak bir de beni şimdi kötü ilan ediyor. Görüyor musun? Sizi gitti ya. Yat. Oh benim. Oy abla senin. Kuzusu bu. Kara kuzusu. Yani Feyza parasını verdim dedim. Hayır ya ondan değil. Ecin zaten yapmıştı bana bunu. Bağla diye getirdi ben bağlarken çözüldü. Niye tam bağlayamıyorsunuz onları? Çocuklar da kaç defa iplerini küçük şey yapmışlar. Bence de iplerini küçük yapıyorlar. Takacağım onları. Takacağım. Niye? Elinde bir sürü var ya o yüzden diyorum ya. Yeni inan
Işık, elleriyle gözümü kapatıyor. Çekil karşımdan diyor sana evet. Şu anda. Bana bak, bana. Şşş. Nazlanmaya baksana Ebru. O uykusunu tam alamadı bence. Ha, bence de. Bence de alamadı. O biraz daha uyuması lazım benim. Aynen. Sen onu uyuta dur. Dede, sen de bana soğan, sarımsak onların şeyini göster teyzem de şu köftemizi şurada yoğuru verelim, şekillendirelim. Tamam. Oturduğumuz yerde o da hazır beklesin. Zaten saat kaç oldu? Bir saat sonra gelir. Gelir, evet. Berri. Biraz patates kızartırız. Gelir. Yemeğimiz taze fasulye, pirinç pilavı. Dev suyun elinde. Daim olsun şükür. Oh, kızlarımın elinden gelsin köfteler. Büyüklüğü evet. Ne kadar alıyorsam aynı olsun abi. Şöyle ceviz kızlarımın elinden gelsin köfteler. Teyzesi de gelince öteki küçük teyzesi de gelince onun elinden de bir salata. Ay Berri'nin yapmış olduğu salata çok güzel oluyor. Bir de çorbalarını çok seviyorum. Berri çorbaları. Hmm. Ya bütün yemekleri güzel oluyor ama salata ve çorbaları bir başka lezzetli. Evet. En güzel ezogeli çorbası. Annem de çok seviyor. Aa tabii. Ezogeli. Ay. Ay canı çekti. Bir an böyle var ya. İçim çekildi. Bak ben şu kadar inceltiyorum sen. Ben de böyle yapıyorum. Şöyle. Aman belki fark etmez. Olsun ya. Çabuk. Pişince aynı belli olur. Olsun. Tumbul tumbullar senin. Benim acıcık incecikler senin. Aynen. Ya şöyle. Ama senin bir de evde yaptığına soğan sarması mıydı dolması mı değil mi? Soğan dolması. O çok güzel oldu be anne. Onu ben kuşbaşıyla yapacağım bunu. Ay evet çağır. Kız haber ya, ver. Yani. Aynen gel hep o beraber. Küçük doğruda kuşbaşılar yok mu? Ha onları çok minik evet. Aynen olabilir o soğan dolmasına bayıldım ben. Sarması mıydı dolması mıydı? Soğan ben ilk defa Belgin'den yedim onu. Daha önce görmüştüm soğan dolmasını. Yaptınız ya ki üçümüz yaptık pişirdim. Ya böyle bir lezzet yok o kadar güzel ki. Gülcan da çok sevdim. Gülcan öğretti bana onu. Belgin ilk yapacağında o dolmasın ya bu dolması dolduracak, bu nasıl soğanı nasıl dolduracak, tutturacak. Meğerse ne kadar basit. Çok basit aslında. O kadar da basit. Daha da basit. Değil mi? Çok basit. Bilmiyorum ben yemediğim için tadı daha güzel olur. Ha, kendi yaptığını yemiyor. Ha, ben soğan sevmiyorum. İşte evet. Soğan ve sarımsak. Çok şeyler kaybediyorsun. Kuru dolmasını da sevmem bak. Kuru dolma da evet. Enerji patlıyor çocukta. Hayır. Şimdi yine gelsin kurularım da zorlayacağım. Ha aldıydın sen de mi? Ne zaman gelecek? Bir ay sonra. Bir ay sonra. Kurutmaya başlamış Leyla. Hmm. Telefon açtı sabah annem arıyor. Leyla ile konuşuyorum. Kapattım. Annemle konuşup sonra tekrar Leyla konuşup sonra tekrar annem arıyor. Bir kızım dedim. Oradan getirecekleri siparişlerini söylüyor da o yüzden. He burada değil mi Leyla? Antep'te. Antep'ten getiriyor. Hı. Doğru. Leyla'nın getirdikleri Antep'ten. O dediği gibi Antep'e çok selam olsun. Şey salça getirecek. Salça ayı. Onların salçası. Güzel salçası. Evet. Annem geçen sene 8 kilo almışız da. Onun 6 kilosu şey çemen gitti. Çemen. Aynen çemen. Ama o acı biber çok güzel oluyor. Bu sene de getirtiyorum 5 kilo. Sen çemen yaparsın diye fazla getirtiyorum. Tamam yapayım anne. Bana da birazcık yapayım çemen. Yapayım anne. Bana çok fazla değil yani. Şöyle bir kasecik olsa aynen, yeter. Aynen. Gerçekten annem yapalım. Çemeni annem de güzel yaptığı çemen çok güzel oluyor. O yüzden ben fazla alıyorum. İyi. Çok güzel olmuş. Getir bakayım anne. Bak ben oğlum. Kendikin mi o? Evet. Gözlerim. Bir defa, 6 defa bir şey oldu. Kündüz 7 defa. Bağlayamıyorlar da. Ama işte. Teyzem zor olan her zaman güzeldir. Evet. Yani böyle 6-7 kere bozulmuş ama. Kardeşim. Senin bu lafların yok mu? Tarhana bulgurlar gülümgür. Ondan sonra şimdi zor olan her zaman güzel olur. Bak bak ne güzel. Tabii canım kolaya erişmek kıymeti insana şey kolay. Olmaz. Zor oldu mu daha tatlı olur. Kıymet yani. Bilinir. Evet, meşhur tatlı setimiz. Ecrin boncukların biterse bu kutuyu atma teyze. Atmayacağım. Atma. Kız şeyde var aslında bak onlardan daha güzel olabilirsin. Boncukçular var ya. Bizim evet. Evin arkasında var çok güzel boncukçular. Ben bir tane sadıyorsun bir de şeyde var. Şarampol'de var boncukçular teyzeciğim. İnternetten alasaya kadar oradan daha ucuz alıyorsun. Kutun da var zaten. Aynen. Aa öyle de yapabiliriz İsmail istersen sana. Bu kutuyu böyle götürecek. Evet. İçine böyle seçer bölmeleri. Abi der ben bunları bu kadar aldım. Kutuyu getirdim evden. Tabii canım aslında. İsmail baksana teyzen. Kaça aldıydı teyzen bunu?
160 şey almış. İşte bak hani bak daha ucuza gelir o yüzden dedim ben. Anne. Bebeğim. Ben şimdi böyle ya hani. Bana bir tane kolye kutusu alalım. Alalım anne. Böyle ben çok kolye yaparsam kolyeleri koyarım. Hadi orada da vardır kutularında satıyorlardır onlar orada. Satıyorlardır. Ben ya. Sana alayım bak tamam. Şarampole gidelim alalım. Çok güzel. Evet bana da yaptı. Ben anneme yaptım. Getir uçlarını yakayım onların. Hayır ya. Yakınca bozuluyor. Bunu yakınca hep bozuluyor. İsmail bunu bana yaptı. Bunu hiç çıkarmayacağım İsmail kolundan. Hakan tabii aslında koparmadığı sürece. Evet, koparır. Koparır teyzeciğim. Şimdi direkt koparır. Ebru teyzeme şey yapacağım. Kolye. Ucuna da şey tak, altın takın. Ama çok güzel oldu İsmail. Yapayım. Çok teşekkür ederim anneciğim. Emeğine sağlık, ellerine sağlık. Ecrin'in de kolyesi çok şık oldu yalnız bakar mısın? Değil mi? Sen hangilerini beğendiydin de bu teyzen kullandı dediği burada deniz var. Şunlar vardı kırılmış onlar cam olduğu için kırıldı. Cam mı onlar? Evet hepsi cam. Şunlar ahşap. 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 Bunlar plastik. Onlar ahşap. En güzeli plastik oldu. Bunlar gerçek taş biliyor musun? Aynen. Gerçekten mi? Evet. Dur bakayım. Ne taşıymış bunlar? Bilmiyorum teyzem dedi bunlar gerçek taş teyzeciğim dedi. Bak şimdi. Ben buradan alırım birkaç tane. Ortasına takmak için seçerim Ebru teyzenin. Bak Ebru teyzenin altın şeklinde tak. İşte altın şeklinde takacağım. Dur bakalım bir. Yıldız takabilirim. Yıldız bu da çok güzel bir tane İsmail. Bunu takabilirim. Bakayım ona bir. Bak Ece'nin sana da burada şey benim dediğim yerine alabilirsin Ece'nin. Bence bu şeyi takabilirsin İsmail. Yaprak çok güzel aynen. Anlayacağım. Kim? Bak bu yaprak harika. Şurada bir tane Ebru daha yaprak var. Bunlar geçireceğim. Bak şöyle. Aa çok güzel olmuş. Tabii sen yapamadın da bu teyzen yaptı Deniz. Aynen. Kullansın. Kullansın. Teyzeme daha çok yakışır. Hepinize yakışacak. Niye yakışır? Bir sürü şey işte ya. Ne güzel aslında böyle şeyler uğraş. Aynen. Aa deniz de çok güzelmiş ya. Hem vakit geçiriyor aslında. Aynen. Maşallah geldiğinizden beri İsmail'le ikimiz çıkmadınız buradan. Çıkmam. Bakayım bir kolye. Bakayım. Ama çok güzel oldu Ecrin kolye. Teşekkür ederim. Ay güle güle kullan teyzeciğim. Ben bunu. Seninkiler nerede? Benimki orada. Ben bir tane yapıldı da kendilerini yapmaktan. Sana yapmadılar mı? Yapmadılar. Yaptım ya. Bir tane kolye yaptım. Onu da kendim yaptım zaten. Parasını vermedin ama desene. Evet parasını vermedi. Benim boncuklarımı kullanıyorsun. Hadi nerede yap bana bileklik vereyim parasını. 5 lira alacağım bundan. Kolyeye kaç para yapıyorsun? 5. Kolye 7,5 lira. 2,5. Tam 7,5 vereceksin çocuğum. Tam daha bileklik yok ortada. Aynen bileklik yapacağım. Ay yarabbim. Şimdi birkaç tane... Çocuk değil mi işte ya? Maksat şey olsun bundan. İkisi eğlence olsun. Abi ben bunu yerine kurdu da kaybetmeyin siz bunları güzelce. Ben bunları bir şey yapacağım böyle. Ev teyzem soracağım birkaç tane alıp. Hangisine dersen yanlarına bunlardan koyacağım. Ha ben de öyle yaptım yanlarına bunlardan evet, koyacağım. Evet seninkisi çok güzelmiş. Çok şık olmuş. Ay şey. Bak bak. Bu var ya işte evin... Ailenin maskotu oldu. Aynen. Evet. Kediciği, minik kediciği bu. Bak. Tarih o şeye geçecek de geçemiyor. Aynen, ben beni önüne geçince. Seni geçirecek miyim ben? Seni geçirecek miyim ben? Ama sıkıntılı. Ama teyzesine girişte nasıl sarıl verdi? Ayıp. Evet. Kıskandım. Evet ya. Ebru sana hiç öyle sarılmadı ama. Benim kucağındaydı herhalde. Aslayı verdi hemen. Beni sevmiyor diyor ya. Çünkü ben hayır diyorum. Evet seni de seviyor. Siz hep emek yapıyorsunuz. O Berlin'i daha sık gördüğü için ben köydeyim. Yani. Seni az görüyorum. Ne güzel çıkmış dışarı. Güzel, kaşı güzel, gözü güzel. Maşallah çocuk da kirpik. Evladım diye severmiş. Herkesin evladı ya. Tabii. Sen yapamıyoruz, yapmıyorum böyle çocuklar. Ben böyle yapmıyorum ya. Ondan mı sarılmaz? Beni de yoklatsalar öyle sarılmaz. Gel bir şey içeri gel.
Evet. De. De. E, Fatih abi niye çok seviyor da zıplatıyor? Fatih abi de seviyor. Aynen. Benim size ya. Bekliyor. Her yerine sürü vereceğim. Oğlum. Gel. Gel. Oldu olacaklar. Gel. Bir ver annem. Aynen be. Daha da gibi. Gelirsene. Bak sarılması güzel. Bak. Aşkım. Bak. Daha hemen hiç gördüğüm ama. Ebru hızını alamadığı zaman ısırıyor ama. Severken evet, annem nasıl severken hızını alamıyor ya. Annem de öyle hakikaten. Anneanneye benzemiş o şeyi. O da benim. Ben sizi küçük anne ısırırdım kaçarmaz. Ay anne evet ya. Annem bizi sevmeye başladı. Dövüyor mu, seviyor mu, korkardım böyle. Ama, acaba dövüyor mu der. Ben kendimi şey. Kasardım böyle. Benim canım daha çok azar izin. Yani kaynıyor. Kaynamayı bırak. Böyle severken şey yapamıyorum. İçim böyle almıyor. Daha hızını ısırmak... anlamıyorsun değil mi? Böyle içim hani o kadar böyle başlıyorum böyle ısırmaya. Ondan sonra başlardım sağa sola kaçmıyor. Evet evet. Her yerimiz böyle ısırık içinde. Hala hiç sevgiyle şiddet. Tatlı şiddet. Hakikaten evet. böyle yapardı. Hani yumaklardı bize. Vurdu ısırırdı. Kanmazdım sevgiyle işte. Isırırdı. Popomuz diş iziyle gezerdik. İşte herkesi seviyoruz. Kimisi kıyamazdı okumaya böyle işe yapar. Kimisi de mesela ben de böyle içime soka soka sevesim gelir. Evet. Yok şey. Ama ben, evet. Öyle şey, alışmışım sevilmeye. Evet. Ama ben ısırma. Ama mesela Hakan bile ben Hakan'ı da öyle seviyordum. Bazıları işte o çocuğunu da seviyor. Normal sevdiğin zaman öyle yapmaya başladı mı başlıyordu gülmeye. Yükseliyor ya bu çocuk alıştırıyor hiçbir şey yapmıyor diyor. Alışmış iyi sabırlı diyor. Dedim çocuk alıştı öyle sevdi. Çocuğu nasıl alıştırırsan öyle gidiyor. Şey orada rahat olacak mı? Olur şu şurası rahat ya. Ha kim kimi tutuyor? Bekle Feyzan dedi. Evet bahis mi şimdi bu? Ben yorgunum bak. Ben size söyleyeyim. Yani. Bir de güreşi yapacağım. Valla sen ne kadar yorgun da olsan ben Berlin'le. Feyza da kendine güvenmiyor. Sen niye kendine güvenmiyor? Kalk o zaman. Kalk o zaman. Yeniler kalkacak. Ben Berlin'le oy şey yapıyor. Oy veriyor. Ben ikisine de. Ben yenilirse de yersin. Olur. Ben Feyza'ya. Ben emin olamadım. Bu bilek şampiyonu Feyza. Evet. Feyza hangi kolunda? Şuna solda kaçıncı? Tencere şeyi. Tencerelerle yapıyor. Şimdi bu ve şu yarışacağız. Sol. Bir. Bu da üç. Niye? Bu sene ters konu değil mi? Bu nasıl ters birinci oldu? Nasıl birinci oldu? Demek ki o daha kuvvetli. Aa, evet. Solu daha kuvvetli demek ki. Ama hayır asıl sol bunun kuvvetli olmaması gerekirken solda birinci olmuş yani. Asıl kullandığında solak daha kuvvetli olması lazım. Solu nasıl kuvvetli? Yani evet. Sola kullandı. Demek ki karşıdakinin solu zayıfmış. Bence de. 5-6 kişi var. 5-6 değil hatta. Toplam 8-9 kişi falandık herhalde. Hmm. Gidecekler de pandemiden gidemedi ya. Bunlar evet, şehir dışına Konya'ya çıkacak. Gidecek. Konya'ya doğru, gideceklerdi. Doğru gideceklerdi olmadı. Sonra iptal. Ama Berlin dediği doğru. Berlin yorgun olduğu için belki ama ben gene Berlin diyorum. Hadi başlayayım. Bir, üçte bir başlayamak yok. Yaş farkı da var. Üçte başlayacağız. Bir, iki, üç. Çok zor. Ya. Demedin mi? Feyza. O kadar ben kaslarını açıyorum. Kaslarını açıyorum. Kaslarını açıyorum. Maşallah. Aa, bak, burada herkesin kası olmaz yalnız. Bak. Ya bu da işte o. Ebru sıra sende geç. Gel solla deneyelim. Benim çok zayıf mesela. Tamam. Onu söyleyeyim. Solda yenilebilirim sana. Sol zaten yani solak değilsen olmaz zaten o iş. Yo Feyza solda da zorlanıyor. Hayır solda beni zorluyor ama sağda zorlayamam. Feyza da onu diyorum zorlanıyor yani. Morardım biraz. Solu bileğini güzel kıvırıyor. Aynen. Gördün mü? Şu hem bir taraftan da şey maşallah. Yıkamam ama şey yıktırmam da. Evet. Sola yıkamam ama enerji gidiyor. Evet. Helal olsun yanlış vallahi anlamama. Ya. Sizin o zamanki çocuklar bayağı bir hayırın kaslarına bak. Berlin hepsini yıkarmış demek ki o çocuklar. Zaten. Bak şöyle bir şey var. Feyza ne zamandan beri o şeye gidemiyor artık. Yani bayağı bir zayıflamış kaslarına. Yani zayıflamış olabilir. Ama Feyza girmeden önce hiç çalışmadan öylesine girdi çıktı. Ya, biz tamam yine da sınıfta yapıyorduk. Yapıyor yani mu? Yani bir şey. Hoca da biraz çalıştırmış. Ama bir şey söyleyeyim mi? Akşamları mesela Berlin
gelip yemeğini yedikten sonra şuraya uzanıyoruz. Ben de mesela buraya televizyon seyrediyoruz. Derin su böyle boğuşmak istiyor. Geliyor, boğuşuyor. Derin ya su. Git kızım tabii. Ya git kızım diyor mesela boylu derin su. Sen onu mu istiyorsun diyor. Altına bir alıyor, kıpırdayamıyor bile. Maşallah. Anne diyor yeter diyor derin. Elini kolunu bir tutuyor, kesinlikle kıpırdayamıyor. Dur bir de. Emre bence şansını deneme bile. Hiç. Şimdi bana gene yapsalar hep ders. Ne yapıyor? Tamam dedi. Tamam. Bu kadar ya. Yani yok. Ben onu şey... Yok kız maşallah bu tuttu mu? Aa, ben ne maşallah deyin kardeşime ya. Nazar diyecek şimdi. Maşallah. Kuvvetine gidelim benim. Hadi oynat oynat. Bak, babam yapardı rahmetli. Evet, ay, rahmetli babam çok yapardı. Ebru televizyonu seyrederken şöyle otururdu. Müzik tersi zaman şöyle yapardı ya. Ya ben kas oynatırdı bak. Kasımı bilmem, kasımı oynatıyor. Bak. Ben yapamam. Ama o babandan kaynak. Babamla. Evet. Ebru o şey... Hayır işte. O hayır kas... Ebru kas yok. Kız dur bakayım bir. Bak kız orada kas yok deme kızım baba. İşte kas o. Mastika mastika. Mastika. Ay isteyeceğim böyle. Neşemiz bol olsun. İnşallah. İnşallah. Ben İsmail'e veriyorum. Ben de İsmail'e veriyorum. Ben kimseye vermem. Ben de İsmail'e. Ben de İsmail'e veriyorum. Zorluyorsun beni. Ama oh. İsmail kollarını çalışıyor. İsmail dedi. Hadi anne. İsmail kas yaptı ya. Tabii canım. Hadi kas aşkım. Yaptığı için. Bak. Hadi İsmail. İsmail'e güveniyorum. İsmail. Hadi İsmail. Evet hemen. Oh, erkeğin gücü. Evet. Kaldırdık. O kadar kas yaptı. Dur bak. Göster kısmını. Ejrine. Kaçını göster. Hadi. Evet bak. İşte kasımız hadi Ejrin'le yap bakayım bir de. Ejrin sen yapacaksın mı İsmail'i? Oturun anne. Ejrin'le görelim. Ha Ejrin'le teyzen. Ya yapma ya. Beni o kadar küçümseme diyor ya. Ay naziksin o yüzden anne. Ay yavrum. Tamam. Ama ay bizim değil. Çocuklar da zorluyor yalnız bizi. Ben söyleyeyim evet. Yani bu ufaklıkta. Az değil. Hadi Ecrin, hadi Ecrin. Evet. Ecrin de birinci olduk. Ocun oradan iki soğan ver hadi. Şeyle hani alsam. Soğan koymayacaktın? Ya seninkini ayıracağım ya. Hmm. İsmail, ne oldu bebe? Çok sevdim. Ama yapmıyoruz öyle değil mi anneciğim? Çok güzel olacak. Seninkini ayıracağım. Soğanı sonra doğrayacağım çünkü. Kimşif salatası. Ve anne ne güzel doğruyorsun ya. Olacak. Vallahi. Ben yapamıyorum. Benim. Ama ben mor lahana istiyorum. Doğrayacağım ondan. Sadece mor lahana doğrayacağım. Mor lahanayı ayrı koyacağım. Ha, ayrı mı koyacağım? Ayrı bir salata olacak. Ayrı salata. Bunu koyuyorum sana. Hadi tezlerimiz de. Ne güzel kızardı. Yaptın mı anne? Yaptı yaptım. Belki. Ebru annem ne diyor? İntikamım acı olacak sizden ama diyor. Öyle mi diyor? Evet. Ben bunu öyle, yazarım dedi yani. Öyle kötü şeyler yapmaz dedim anne. Emin misin? Ay Ebru yapabileceği en büyük şey ne biliyor musun? Ne? Hastanede ev gelin beni alın. Ay ben az önce bana da kızardım. Benim aklıma gelemiyor şu anda. Bak dedim ben köyden yoğun geleceğim. Öyle sakın şaka yapma hastanelik postanelik çünkü. Hastanelik postanelik. Giderim hastaneye, yatarım yengemi de başıma dikerek. Bir fotoğraf çekerim. Bir fotoğraf çektiririm. Ha. Yetişin diye. Ya öyle hani ya bir şey olmaz. Bizimki şeydi yani. Aman gerçek olacak da inanmayacaklar. Aa, sen şaka yapıyorsun. Yalancı çoba. Aynen. Ben aslında şey kavga ettiğiniz kısımda şey diyecektim. Ne olur yapmayın falan diyecektim de demedim. Ve eğer gerçekten öyle bir şey olsaydı benim o esnada gözümden yaş gelirdi. Şimdi gelmeyeceği için, gerçekçi olmayacağı için yapmadım. Sen ağlar mısın? Ben de oynayacağım. Anne olursun yapma dur anneciğim. Hayır öyle demeyecek ki teyzeciğim ne olursun anneme bağırma diyecek. Teyze ne olur anne ne olur falan. Yani böyle ama annem neredeyse böyle. Ay, kamerayı görmese. Görmeseydi. Bir saklayacak. Aynen kamerayı saklayacak daha iyi olurdu. Nasıl şey kamera göremedim etrafta. Şuna bir şşş dedim gözüm patlattım tabii siz görmüyorsunuz. Ben görüyorum annemin gözünü. Gözlerim patlattım şşş dedim ben buna. Şöyle döneyim dedim o kamera yok. Baktım o kopalı gerçek sağlığını bir döneyim dedim. Kamera orada. Keşke biz niye kameramızı ne ortaya koyduk? Aklımıza gelmemişti. Aklımıza gelmemişti. Daha inandırıcı olurdu. Bence ondan sonra sen seyrek şimdi. Annem elini... Annem o zaman ne anladın? Terli, terli. Sopa terli. Terli. Siz mi kavga ediyorsunuz? Ay benim sesimi şimdi çıkarmadığı için ben dayak yemezdim. Senin suat ifaden zaten çok enteresan. Evet. Sen... Hayır. Şimdi...
Ne yapıyorsun? Ay sen bir daha dönünce ben de güldüm. Neyse canım. Güzel bir şey oldu anlamda. Anneme güzel şaka. Evet güzel bir şaka oldu. Birazcık üzüldüm. Ebru patatesler yandı. Patatesler yandı. Yanmaz. Bu kadar. Aferin benim akıllı kızıma. Oh benim Ecrin'e bak. Ev, her eve Ecrin'den lazım. Evet. Mutlaka. Her eve lazım benim kızımdan. Ya güzel bak. Halil İbrahim. Yeter ben tabakların hepsini koydum. Belki tabak fazladı teyzeciğim. Ah. 10 koymuş ne oldu? İsmail Hakan da mı saydın? Ben saymadım. Oraya koyduklarını getirdim. He tamam. Dursun fazlalar mı? Tamam dursun. İsmail nasıl acıktın? Nasıl bakıyorsun bebeğim? Değil mi anne? Bir saniye içelim. Vallahi ne güzel. Halil İbrahim sofrası derler ya. Salataların renkliğine bak. Renkliğine bakar mısın? Çok güzel. Çok güzel. O benim salatam. Arkadaşım için. Soğansız. Aşkım. Böceğim. Kara kuzum benim. Teyze tanesi. Ah bak deriz. Ecrineme bak benim. Akıllı kızım. Hadi sen de yardım et annem. Var mıymış gelecek bir şey bebeğe? Yoğurt gelecekti. Yoğurdu getirebilirsin. Ablan kardeşinle ilgilensin ki soframızı darma duman etmesin. Teyzacığım patates verir misin anne? Veririm. Şu benim tabağıma da koyabilirsin o patatesini. Yer. Şimdi köfte de yesin o. Bir ağzına alsın o patatesi. Patates. Dur bakayım mutfaktakiler ne yapıyorlar. Gelemeyikler bir. Kızım. Ne yapıyorsun? Annem de nasıl siz de var ya. Bugün annenin korkmayla gidiyor. Korkmayla. Evet. Bize de gel şey diyor da. Kerdayin teyzem bize de yaptı. Evet bize de yaptı. Yap dedim yani. Teyzene de yap. Çok bak, güzel. Maşallah. Bir dahakine 7,5 kilo yerine 15 kilo söyleyelim. 7,5'un sana getireyim. Aynen. Ay teyzem ne güzel ya. Allah razı olsun. Düşünmem bile yeter. Yani. Önceden yaparım. Hakan yiyor işte. Evet. Köfteler evde. Evet. Nasıl bekliyorsun çatal? Ayırdın mı annem? Hangisi senin, hangisi senin? Hepsi çekti anne, karıştı onlar. Aynen. Bak. Karıştı. Evet. Ama biraz şunlar biraz benimkisi var gibi. Aynen. Şunlar da senin. Herkes kendi yoğurdunu yesin evde. Öyle mi diyorsun? Evet. Saydın mı? Kısım bana ait. Şurayı da siz artık kendi aranızda payırdın. Evet. 5 tane. 2,5. Evet. Sen benim hakkımı da yayacaksın. Afiyet olsun sana. Ben sana yayacağım. Hoş geldin. Kim gelmiş? Koş bakayım. Karşılar hoş bakalım be enişteni karşıla. Hadi aşkım benim. Hadi çakırım. Gençler. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ayağa kalk kız. Be enişte yok, geldi. Otur be. Olur mu? Saygıdandır. Olsun bu canım. Yemek yediriyor şu anda. Bak sen seninkini. Bunların saygısında kusur yok zaten. Onların hepsini tek tek yerim ben. Değil bak, mi? Senin için hazırladılar. Tamam önce çocuklardan başlayalım. Hepsini ben şu canım. İlk önce Ecrin'i ye. Aynen. Bak, aynen. Gel kız buraya kaçma. İsmail sen ikinci sıradasın. Sen de kaç bence. Bence sana geliyor. Sen yiyeceksin. Evet. İsmail Ozan'ın yemesini. Tamam. Enişteye. Yerim. En son şu küçük var ya şu. Sen onu tatlı niyetini ye. Onu tatlı niyetini. Evet. Artık tatlı niyetini mi olur? Yoğurt niyetini mi olur? Ekmek kadayıfı. Bundan yoğurt mu olur? Baksana kapkara. Çikolata. Ondan cevizli baksa olur. Sufle. İsteyeceğim niye? Sufle o. Onu cevizli yerine yeriz. Kek yerine yeriz işte onu. Çikolata mı kek? Cevizli baklava. Çikolata. He? En son seni mi yiyeyim? Olur mu? Sen ne yapıyorsun? Nasıl işlerin oğlum? İyi valla. Yaramazlık yok. Ay. Güneşte dolaşmadın değil mi? Tişörtümde bir güzel baksana yapraklı yaprak. Hanımı almıştır. Zira biraz boğul gibi değil mi? Aa iyi. Bir yıkansın da İç, çeker. İçindeki yakışıklı. Tabii de. Tatil yaramış. Ay tatil. Aynen ya, güzel. Şey mi gittin yoksa? Haç'a mı gittin? Tatile gidiyorum bir diye. Bir dahaki tatile oraya gidiyorlarmış. Yola gelmiş. Haç'a gitmiş galiba. Bak. İlk önce Umre'ye gideceğiz Umre'ye. Şimdi öyle dedim. Gerçekleri söylemeyeceğim buna. Buna hep böyle anne başlarmış. Aynen öyle şeyler söyleyeyim. Ben tuhafıma gidiyorum. Ay. Oh. Aşının yerine vurdum. Ay. Nasıl ağrı var mı Fatih? Bugün ağrıdı ya. Ha, ağrıdı mı? Ebru'da ağrı yok dedi. İlki ağrıdı. İlki nasıl ağrıdı mı? Yok ilki daha azdı. Bu sanki şey. Ama dedim ben ilkinde ben hiç hissetmedim. İkincide kolumu böyle yukarı kaldıramadım. Ben yok, ilkinde kaldıramadım. Kaldırmada sıkıntı yok da şey ama. Ağrı var.
iğnenin girdiği yer, orası şöyle katılaşmış gibi. Hapse yaptı seninkisi. Yok hayır, canım. Hayır, ha, şey derler böyle, şişlik böyle kaş ağrısı ya. Aynen. Kaş ağrısı, öyle şiş falan yok yani. Neyse. Sıkıntı yok yani. Bakalım biz de o, ben de elimizdeki hafta olacağım. Evet. Yok. İkinci olacağım. Sadece şey ya, oraya şöyle bir tahtayla vurmuşsun gibi. Hı hı, aynen. Biyotek'ten Fatih hapse. Biyotek'ten. Nereye koyalım? Köşeye koy, herkes tabağına. Ebru şimdi herkesi tabağına vereceğiz de bir yere koymayacağız. Ortaya koyacağız, herkes tabağına alacağız. Hadi oturalım. Çok güzel, rengarenk görünüyor. Salatanın güzelliğine baksana. Fatih Bey, hiç kolyem gözüne gelmedi mi? İslahi yaptı mı? Bir de şöyle düzgün durursa. Hayır, onun özelliği o. Her gün özelliği bu böyle. Hadi canım. Evet. Şimdi böyle dursa klasik. Evet. Ama böyle durduğu zaman kimse de yok. Değil. Ben çok yaptım. Güzel oldu. Evet. Ah, bu kolye şeyi de ben yaptım. Bilekliği. Benim bilekliğimi de yaptı. Annesine de yaptı. Sana da yapacaktı da boncuk kalmadı eniştesi. Evet. Alacağız artık. Ne ikisi yaptı değil mi? Ben yaptım. Yaptı. Ben hep öyle derim zaten. Kara baktım kör talihim. Gördün mü eniştendeki lafa? Ya. Bana boncuk bile kalmamış. Neyse, bana o zaman köfte. Neyse, ben aldığımda sana yine yaparım. Hadi. Vay benim buzu. Geldi, fasulyelerimiz de geldi. Ay fasulye, köfteyi görünce fasulyeleri unuttuk. Unutmamamız lazım. Derin su, çok güzel, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Menüyü sen döktürmüşsün. Maşallah ne güzel yer annem bu. Evet, arada yiyor. Bazen tutturdu mu yiyor. Bak. Yesin benim oğlum. Löp löp, et olsun. İsmail. Niye bir tek bu sofranın arasına toplandınız siz? Bir tek orada grup kurdunuz, kabile gibi. Aynen be, burası boş burası, kaldı. Niye? Burayı Fatih abi ayırdık, ellemeyin. Evet. Şöyle rahat etsin. Evet, geniş geniş. Fatih abi, burayı sana ayırdık. Aynen, biz. Sanat da ne kadar güzelmiş. Bekleyemeyeceğim vallahi. Sanat da iyi. Reis olarak en baş oturayım. Kim iyisi sofrada? Derin su. Gelecek şimdi. Gerçek mi? Gelecek. Hakan'ı götürdüydü bir. Hakan da Derin'le birlikte gelsin de bu güzel sofrayı bekletmeyelim, videomuzu sonlandıralım diyorum. Bilmiyorum, bir de Belgin'e sorayım. Sonlandıralım. Sonlandıralım mı? Evet, Fatih abi seni bekliyorduk biz o yüzden. O zaman ben sonlandırayım. Tamam, hadi bu sefer sen son. İnşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Her birinize her zamanki gibi kocaman kocaman öpüyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.